Arkadaşlar, yine yepyeni bir videoyla da karşınızdayız. Bu kez neredeyiz Mehmet Bey? Bu kez Gence'ye geldik. Gence'ye çıkıyoruz Gence'yi gezemeden çıkıyoruz ya. Çalışacağım da yollar dar olunca yanlış yola saptık. Şuradan bir yerden sapayım. Şurası müsait bak. İşte burası lavanta bahçesi. Lama. Gencek'te lavanta bahçesi yapılmış ve son günlerde doğa severler ve fotoğraf tutkunu insanlar buraya akın ediyor. Biz de tabii gelmesek olmazdı. Evet. Bölgemizde böyle bir güzellik varken, değil mi? Tanıtmamak evet. Olmaz. Evet, şimdi lavanta bahçelerinin kurucuları gelin kaynana yanımızda. Evet. Kendileri burayı 3 sene önce kurmuşsunuz, evet, değil mi? 3 sene önce beraber ettik. Ben 9 aylık İşkur'daki kazancımla fideleri beraber eşimle aldık geldik. Annem, kayınpederim beraber yardımlaşarak tarlayı ektik. Bu hale 3 yılda bu hale getirdik. Çapaladık. Çapasıyla şeyle tabii. Evet, zor mu peki bakımı? Hayır, hiç zor değil. Kolay. İşleyene kolay. Bakımı kolay. Bakımı kolay. Çok ama kolay. Şey çapa işi tabii ki biraz sabır isteyen şey. Evet. O da pek zor değil kızım. Eskiden yaptığımız şeyden olduğundan bağ bahçe şeyi ondan kolay, bizim zorumuza gitmeye yürüyor. Peki. Dere Bucak'ta Aybars Bey var tarımda. O şelalenin kenarına davantayı ekti. O yıl ben İşkur'da çalışıyordum. İşkur'daki kazancımı torladım, topladım. O zaman 9 aylık kazancımla burayı tarlayı sürdürmesi, şey yapması 9 aylık kazancımıza tekabül etti. Ondan sonra annem gelince 3 yıldır çapalıyoruz yardımlaşarak beraber, bu hale kattık. Beraber yardım kattık. Yapıyoruz. Evet, şey annem gel de bize destek veriyor. Hı-hı. Çapa konusunda. Burada da hala destekçiler yanımdalar. Yalnız evet. Burada durmak da zor. Tabii, tabii ki. Yalnız yapmak da zor. Şimdi kim olursa olsun yalnız koyamaz. Şimdi yalnız. İşte annem gel de yardımcı oluyor. Ben de bugün birazcık da masalar koydum. Önce masalarım yoktu. Bugün böyle bir toparladık. Peki bu sene mi turistler gelmeye başladı? Evet. İki gün. Pazar günü, evet, pazar günü'nün turist kafilesi geldi. Çok fena doldu taştı. 1500 kişi gelmişti pazar günü. Ne güzel maşallah. Turistler, haberciler. Turist kafilesinden ayrı Antalya, Üzümlü, Beyşehir, Buğulu, Çamlık, Göynem. Bu çevrelerin saat 3'ten sonra, pazar günü 3'ten sonra açılış var diye biz internetten bildirim yapınca 3'ten sonra burası full 1500 kişiyi geçmiştir belki de. Isparta Kuyucak Köyü'ndeki lavanta bahçesine de gittik ama tabii orası Beyşehir'e bayağı bir uzak. Evet, uzak. Böyle bir yerin evet Beyşehir'imize yakın olması çok iyi bir şey. Ben çok de şeyi bekliyorum. Şu tünelin açılmasını bekliyorum. Eğer tünel evet. açılırsa buralar çok işlek bir turizm şeklini alacak diye düşünüyorum. İnşallah evet. yakın zamanda devletimizin gücüyle İnşallah. Tünel açılır. Burası da zaten Antalya yoluna çok yakın. Çetmi tarafından gelen yol.
Antalya evet. yoluna çok yakın. Gelen müşterilerime, gelen misafirlerime burada ürünlerimi satıyorum. Bu şekilde lavanta yağlarım. Evet. Böyle saçlar yapıyorum. Bu şekilde demetlerim var içindekiler gibi. Çok güzeller. Demetlerim var. Orada kendi köyümüzün fasulyesi var. Fasulyesinden satıyorum. Maşallah her şeyden var sizde. Evet, kendi üretimimi, kendi emeğimi, kendi üretimimi burada değerlendiriyorum. Misafirlerime tamam. ücret almıyorum. Evet. Ücretsiz gelebilirler. Lavanta tarlamdan onlar da nasibini alsınlar. Ne güzel ya. Gerçekten kadın isterse her şeyi başarır. Her şey tabii ki her şey. Evet. Olur. Burada da onu görebiliyoruz. Hı-hı. Yeter ki istensin yani. Tabii kadının ki. Başaramayacağı tabii. bir şey yok. Tabii. Yani bölgemizde böyle bir yerin olması bizi çok evet. mutlu etti. İnşallah turizm açısından çok iyi olacak. Olacak. İnşallah. Ben biz de umutluyuz. Gerçekten sizleri tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz de bu lavantaların arasında güzel pozlarımızı verelim. Fotoğraf çekme çabaları. Çabalar. Buraya geldiğinizde böyle fotoğraf çekilmek için bir sürü aksesuarlar var. Hepsiyle ayrı ayrı fotoğrafınızı çekilebilirsiniz. Şu an biz de hem video hem fotoğraf çekilmek için bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Ve tabii yorulduk. Yorulduk. Konya'nın lavanta kokulu köyü. Baba. Neresi derseniz? Gencek. Gencek. Evet. Baba. Sarı bisiklet Kuyucak köyünde de vardı, hatırlıyor musun? Evet. Instagram'da pozum da var sarı bisikletle. Lavanta bahçelerinde meşhur herhalde sarı bisiklet. Evet sanırım meşhur. Şey sarı böyle canlı, daha mı canlı bir rengi var ya. Evet. Lavanta çiçeklerinin arasında belirgin oluyor. Güzel bir bahçe yapmışlar. Yapanların eline sağlık. Ya güneşin döndüğü zaman gelseydik. Evet, siz gelirseniz ikindin gelin. Ama biliyor musun yayla. Tam böyle yayla havası. Hem efil esiyor. Hem Gencek hem Derebucak bu yönden çok şanslı. Tamamen doğayı seviyorsanız, tabiatı seviyorsanız mutlaka uğramanız gereken noktalardan bir tanesi burası. Dağlarda işte yürüyüş, değil mi, trekkingler falan yapılabiliyor. Birçok mağaraya ev sahipliği yapıyor. Evet, Derebucak zaten mağaralarıyla ünlü meşhur. Bir yer. Peşinden koşacak cesaretin varsa hayalin mutlaka gerçek olur. Abla burayı kendi emeğiyle, tırnaklarıyla kazıyarak yapmış tabiri caizse. Yani tebrik ediyoruz. Güzel bir alan oluşturmuşlar. İnşallah bu uzun yıllar devam eder. İnşallah. Yani lavanta bahçelerini görmeye çok uzaklara gitmek zorunda kalmayız. Buraya geliriz. Mis gibi. İşte ortamı da güzelleştiriyorlar. Çalışıyorlar. Tamamen efil yayla havası zaten. Anne! Sana binebilir miyim? Ona oturabilirsin kızım. Ona oturabilirsin anneciğim. Bu güzel lavanta bahçesinden sizlere veda ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun.
videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.